arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel bir bebek yeleği çalışması yapacağız renkli iplerle çalışmamızı yaptık beyazımızı ana renk olarak kullandık diğerlerine çıtır çıtır modellerimizi uyguladık sizler dilerseniz tek renkli dilerseniz iki renkli ya da bütün burada görmüş olduğumuz çıtırlarımıza farklı renklerde örerek yeleğimizi tamamlayabilirsiniz hemen ölçülerimize bakalım şöyle omuz kısmına doğru ilerletiyorum tam omuzdan alıyorum 31 buçuk santim şöyle göstermek istiyorum 31 buçuk santim yeleğimizin uzunluğu yan kısımdan ölçüyorum genişliğini 27 santim yeleğimizin en olarak genişli. bir tane beyaz ipimi kullandım tam e, küçük bir parça kaldı renklilerinden zaten minik parçalar halinde örmüştüm yeleğimizin açık haline de şöyle arkasından bakalım bakınız Evet çözdüm bağcıklarımızı pomponlarımızı ve yeleğimizi şu şekilde görmekteyiz gayet hoş güzel bir çalışma oldu Evet kolay gelsin Yeleğimizi örmek için 4 adet ipimi hazırladım. Bir tanesi ana rengim. Diğer 3 rengimizi yardımcı renk olarak kullanıyorum. 3 numara tığım var. İpim normal bebek ipi. İstediğiniz marka ürünleri kullanabilirsiniz. Sadece gram olarak vermek istiyorum. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Çok çok ince bir ip değil. Normal bir ip bebek ipi. Zincirimizi çekerek bölümlerimizi örmeye başlıyorum. İlk önce öreceğim kısım yeleğimizin ilk ön parçası. Bu düğümümüzdü. Şimdi 1 2 3 4 5 6 rahatça çekiyorum. Bakınız. 7 8 9 10 11 ve 12 içerisine trabzan öreceğimiz için bir de yaka olacağı için sımsıkı zincir çektiğimiz zaman trabzanlarımız büzük bir şekilde duracaktır. Yani hoş olmayan rahatsız edici bir görüntüsü olacak. Evet şimdi ilk bölümümüz için 12 zincirimizi çektim ve ipimi elimin sık ya da geniş oluşunu tığımın ölçüsünü belirlemek için ilk parçada santim olarak bir ölçü vermek istiyorum ki birbirimizin elini ipini örgümüzü kıyaslayabilelim bakınız şu şekilde ipimi bıraktığım yeri şöyle görebilmekteyiz şöyle 5'i yani tam 5 diyebiliriz 5'i birazcık geçmekte şöyle şurada desem daha yanıltıcı olmaz Evet burası ilk önümüz 12 tane zincir ben işaret takıyorum tabi sizin takmanıza gerek yok görüp daha rahat olalım diye takıyorum. Şimdi kolum için 15 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 bakın rahat rahat çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektikten sonra yine işaretimi 15. zincir içerisine takıyorum yeşilim. Ve yeleğimin arkası için gerekli olan zincirlerimi 23 olarak belirledim. 23 tane zincirimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 işaretimi takıyorum. Açık yeşilden koyu yeşile kadar yani şu bölüm arkamız. Tekrar kolumuzu örmek için ilk zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 zincirimde ikinci kolum için çektim bütün sayılarımızın yani bölümlerimizin eşit olması gerekmekte son olarak 12 zinciri de önüm için çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şöyle görelim 12 ve 12 önlerimiz 15 15 kollarımız 23 tane zincirimizde arkamız için çektik toplam zincir ölçümüze bakalım. Düğümümün olduğu yerden zincirimin bitimine kadar 32 santim olduğunu görüyorum ve hemen trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Trabzanımızı örmek için bakın buraya da 12 tane zincir çektim. Buraya da geri dönüşümü yapsam burada e, trabzan eksilmesi yaşayacağız. Onun için 2 tane geriye çekiliyorum. 1 ve 2. 2 tane zincir geriye çekildim. Trabzanımı örmek için 1 2 3 tane de zincir ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. Geriye çekildiğim ikinci zincir yuvasının içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bir dolayıp 3 defa da alıyorum. Bakınız özellikle ikiye çekiliyoruz. Çünkü ilave zincirlerimizle birlikte çekilmiş olduğumuz ilk zincir Birinci trabzanımız olacak. İkincisinin ise içerisine batıyoruz ve hemen hiç altta zincir kaybımız olmadan iki tane trabzanımızı kazanmış oluyoruz. Bir defa doluyorum. Üç defa da çekiyorum. Bir, iki ve üç. Sırası ile batıyorum. Bir doluyorum. Hemen batıyorum. Bir, iki, üç. Doluyorum. 1 2 3 işaretimize kadar bu işlerimizi tekrar ediyoruz 1 2 3 doluyorum 2 3 1 2 3 1 hiç kesmeden ilerleyelim. 2, 3 tamamını birlikte çalışalım. ilk bölümümüzün. Ve son. 1, 2, 3. Sonraki zincir yuvası. Bakınız işaretimi taktığım bölüm. Hemen sayalım. 2 tane başlangıçta zincirimizle birlikte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakınız 12 tane trabzanımızı bu şekilde ördüm. Şimdi bölüm değiştiriyorum. Burası iliğimin önünün bir parçası. Önden sonra hemen kolumuzu örmeye başlıyoruz. Kırmızıdan yeşile kadar kolumuzu öreceğimiz bölüm. Her bölüm arasını 2 zincirle ayırıyorum. 1 ve 2. İşaretimi çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız işaretimi çıkardım. Yeni zincir içerisi. Eski zincire değil yeni zincire batıyor buraya değil diğerine batarak örüyorum bütün trabzanlarımızı hep bir zincire batırıyoruz yani aynı yere batmıyoruz bu ilk sıramızda işimize kadar örerek ilerleyelim Evet yeşil işaretim taktığım yere kadar geldim 2 4 6 8 10 12 14 ve 15 tane trabzanım ördüm. 15. trabzan üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Kolumu tamamlayıp yeşilden diğer yeşile kadar arkamızı örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere değil bir sonraki zincir yuvası içerisine gelerek batıyorum. Bir defa doladım. 3 defa da çekiyorum. Her bir zincirimizi birer birer örerek yeleğimizin arkasında tamamlayalım. Arkamızdaki zincirleri de birer birer trabzan olarak ördüm ve toplamda 23 tane trabzanımızı da tamamladık. En son 23. trabzan üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Yeşilden kırmızıya kadar kolum için olan 15 trabzanımı örmeye başlıyorum. Yeni zincirden batıyorum. Bakın aynı yere değil. Bir sonraki trab zincire batıp trabzanımı başlatıyorum. Kırmızıya kadar örelim. Evet kolumuzu da tamamladım. Şimdi kırmızımı çıkarıyorum. Kolum için ördüm. son trabzan üzerine iki zincirimi çekip bölümümü ayırdıktan sonra ayıracımı çıkardığım yere batıyorum. Tam 12 tane trabzanımı örüyorum. Son trabzanımıza varana kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Kapamadım en son. Çünkü diğer rengimizle Kapanışımızı yapacağız ve şöyle görelim 12 tane önümüzü ördüm 2 zincir çektim 15 tane trabzanımı kolum için 23 tane trabzanımı arkamız için ve tekrar 15 trabzan kolumuz için 12 tane trabzanda önümüz için ördüm ve bu şekilde tamamladık şöyle görelim bakın. Şimdi ikinci rengimize geçişimizi yapıyoruz ikinci olarak ben pembe rengimle başlamak istiyorum sevdiğiniz renklerle bileğimizi çalışabilirsiniz kız bebeklerimiz için erkek bebeklerimiz için şu kadar bir ipimi ayırıyorum. içinden geçiyorum. Sabitliyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Beyaz ipimi kesiyorum çünkü pembe ipimizi devam edeceğiz. Örgümüzün hep düz yönünde çıtırlarımızın durmasını istediğimiz için bu renk geçişlerinde beyazımızı da kesiyoruz. Şöyle bir tane de düğüm atarak ipimizin altından gizleyip götürelim. Merak etmeyin hiç problem yaşamazsınız. Çok güzel olacak. Örgümün yönünü çeviriyorum. İplerimi de alarak şöyle bu tarafa alıyorum iplerimi. Çünkü örgümün ön yüzü diğer taraf olacak. Hemen Bakın, önce şurayı göstereyim, daha sonra batarız. Bir zincir çekmiştim. Hemen zinciri çektiğim ilk trabzanın şurası, burası çünkü çok önemli. Yani örgümüzün en e, gösteren kısmı yeliğimizin tabii ki ön tarafıdır. Buradaki ilk ve son trabzanımızın, yani şuradaki son trabzanımızın yeliğimizin önü olan kısımların düzgün durması lazım. Onun için hemen, bakınız, bir tane sık iğneye zincirimi çekmiştim, batıyorum. Şöyle zincirimizi çekmiştik. Kendisine batıyorum bakınız hemen aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğneyi battım. İkinci trabzanın üzerine de yine bir tane daha sık iğne battım. İlk iki trabzanımızın üzerine iki tane sık iğnemizi ördük ve modelimizi bu şekilde başlattık. Hemen ipimi de şöyle alıyorum. Artık gizleyebiliriz. Bu sık iğnelerimiz önemliydi çünkü. İpimi alıyorum. Bir doladım bir daha doluyorum. Sıradaki trabzanımın içerisine batıyorum. İpi ben sonra geçireyim. Sizler alın. Diğer taraftan da gizleyebilirsiniz. Batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 defa da ördüm. Ve hemen ilk önce battığım aynı yeri yani trabzanımın dibine gelerek batıyorum. Ve kapatıyorum. Birinci çıtırımı bu şekilde oluşturdum. Bir sonraki trabzan üzerine sık iğnemi örüyorum. Sık iğnemin üzerinden bir iki defa şişimin üzerine ipimi alıyorum ve sıradaki yan tığımın üzerine ipimi aldım. Sıradaki trabzan üzerine bir iki üç dört battıktan sonra dört defa da örüyorum ve trabzanımın kendi dibine batıyorum, kapatıyorum ikinci çıtırımı da oluşturdum. Çıtırımdan sonraki trabzana bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğnemin üzerinden iki defa tığımın üzerine ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanıma girerek batıyorum. 1, 2, 3, 4 defa da sık iğne trabzanımı örüyorum. Ve hemen kendi dibine batarak kapatıyorum. Önde çıtırımı oluşturuyorum. Bir sonraki trabzana sık iğne bir tane e, trabzan sırası trabzanımızı da hemen kendi dibine batırıyorum. Bir tane sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne şeklinde bakınız örüyoruz. Tekrar sık iğnem üzerine iki defa tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve dört defa da örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Örmüş olduğum trabzanı kendi dibine batıyorum. Ve çekiyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğnemin üzerinden iki defa tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanıma gelerek batıyorum. Dört defa örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Trabzanımın hemen kendi dibine batıyorum. Ve bir sonraki trabzanımın üzerine ise sık iğne ile Tamamlıyorum. Bakınız. Buradaki bölümler arası geçişlerde mutlaka son trabzanımızın üzerine sık iğne olması gerekmekte. Bunun için de bölümlerimizi ön dışında ayıracağımız bütün bölümlerimizin tek sayıyla hazırlamanız gerekmekte. Bakınız kolumuz 15, arkamız 23 tek sayıyla bitecek şekilde ayarladık. 15, 23, 17 nasıl büyütürseniz tek sayıyla büyütün ki trabzanımız da problem yaşamayalım bakınız sık iğne ile tamamladım ve araya iki tane zincirimi çekiyorum kola geçiyorum kola geçmeden önce şöyle görelim bakınız yapmış olduğumuz işlemimizi iki sık iğnemi ördüm ve arkasından çıtırlarımı örmeye başladım çıtırımı örmek için ikinci sık iğnemin üzerine iki defa başını doladım yandaki trabzana battım ve battığım yerde dört defa da trabzanımı çektim ve hemen kendi dibine battım bir sonraki trabzanı sık iğne olarak ördüm. Sık iğnemin üzerinden iki defa tığımın başını doladım. Yandaki trabzana battım. Dört defa da çektim ve kendi dibine batarak buradaki çıtırlarımı oluşturdum. En son sık iğne ile bitirdim. İki zincirimi çektim. Karşı tarafa yine sık iğne ile geçiyorum. İlk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Bir tane sık iğnem örüyorum. İki defa başını doluyorum. İkinci trabzanın tepesine geçiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Kendi dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanımı sık iğne örüyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Yandaki trabzanı batarak dört defa da örüyorum. İki, üç ve dört. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Yandaki trabzanıma batıyorum. Dört defa da alıyorum. Kendi dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanı yeniden sık iğne olarak örüyorum. İki defa dola, bat. Kolumuz için olan bölümde çıtırlarımızı ördük. 2, 4, 6, 7. ördüm ve hemen zincirimin yanına bir adet trabzanım kaldı. Bu bir trabzanıma sık iğnem örüp araya iki tane zincirimi çekip arkama bakınız ilk trabzanına sık iğne örerek başlıyorum. Evet şimdi kolumuzun son sık iğnesini yapalım. Sık iğne üzerine 1, iki tane zincirimi çekiyorum ve karşıdaki ilk trabzana atıyorum ve arkamıza bu şekilde ilk sık iğne yaparak başlıyoruz. 2 defa doluyorum. Yanındaki trabzanıma girip 4 defa da örüyorum. 1 2 3 4. Dibine batıyorum. Bir sonraki trabzana bir sık iğne, 2 defa dola. Yanındaki trabzanımın üzerine 2 dolayıp 4 defa da aldım. Dibine batıyorum. Ve bir sonraki trabzanımı sık iğne olarak örüyorum. 2 defa doluyorum, sıradaki trabzanımı örüyorum, 4 defa da dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanımı sık iğne olarak örüyorum ve bu şekilde biraz ilerleyelim. Yeleğimizin çıtırlarını örerek geldim. Arkamızı, kollarımızı ve son önümüzü tamamladım. Bakınız 5 tane çıtırımız ön kısımda vardı. Şöyle bakalım. Kollarımızda 2, iki, her ikisini de aynı anda sayıyorum. Bakınız 2, 4, 6 ve 7. Arka zaten tek olduğu için sayısındadır. Şöyle aralarda 2 tane zincirimiz. Zincirimizden öncesinde bir sık iğne, sonrasında bir tane sık iğne. Yani grup geçişlerimizdeki trabzanımızın hemen sonrası ve öncesi sık iğne oluyor. Arada çıtırlarımızı yapıyoruz ve tamamlıyoruz. Şöyle arada iki zincirlerimi çektim. Sırası ile örerek geldim. 5 tane çıtırımı yaptıktan sonra en son 2 tane sık iğnemi örüyorum. Başlangıçta iki sık iğnemizde başlamıştık. Bakınız 2 trabzanımızın üzerinde bitirirken de aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Son çıtırımı ördükten sonra bir tane sık iğnemi örüyorum. Şöyle ipimi normal boyuta getiriyorum ilmeğimi. 1 ve en sondaki zincirden döndüğümüz Trabzanımı da örüyorum ve beyazımla kapatıyorum. Beyazımızda örmeye başlayacağız. Bir, iki, üç. İpimi kesiyorum. Şimdi trabzanlarımızı örmek için hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Bu iplerimizi de şöyle sıkıştırdıktan sonra arkasından gizleyerek örelim ipimi şöyle arkaya alıyorum bakınız arka tutuyorum 3 tane zincirim birinci sık iğnenin üzerindeki trabzanım oldu bakınız hemen ikinci trabzanımın üzerine de gelerek batıyorum yani sık iğnemin üzerine batıyorum 1 2 3 defa da örüyorum 3 defa da ördüm Şöyle bakalım. Bir tane pıtırcığımızın üzerine, bir tane de sık iğnenin üzerine, bir tane buradaki kabartımızın üzerine, bir sık iğnenin üzerine trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz. Bakın şöyle yan çevirip gördüğümüz zaman şöyle büyük olanı buradaki kabartılı olan bölümümüzün küçük olanı ise şöyle saç örgüsü gibi görüyoruz. Bakınız ilmeklerimizi bir buna bir buna batıyoruz. Bir büyük olana bir diğerine, bir büyük olana bir diğerine, bir büyük olana bir diğerine şeklinde örerek ilerliyoruz. Bir defa tığımın başını doluyorum ve şu şekilde batıyorum. İpimi de arkadan gizliyorum. 1 2 3 kestiğimiz için biriktirmeden gizlemek bizim için en güzel olacaktır. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 2 ilmeğimi gördüm. İplerimin her ikisini de arkadan aldım. 3 defa da aldım. Bir tane buradaki çıtırımın üzerine bir tane sık iğnemin üzerine ördüm. Şimdi yeniden bakınız. Burada sayıları karıştırmayalım. Şu şekilde üzerine batıyorum. Kabartılı olanımızın bakın. İlla bu kadar çevirmenize gerek yok. Eliniz alıştığında çok daha rahat hiç bakmadan öreceksiniz. Sadece gösterme amaçlı. Şimdi sık iğnem, sık iğnem daha küçüktü bakınız. Şurası da sık iğnemin olduğu yer. Hemen 1, 2 ve 3 tekrar bakınız giriyorum şu saç örgüsü gibi gördüğüm yeri her iki ilmeğimizi de alalım ki kalmasın 1, 2, 3 örerek bakınız ilerledim 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 bakınız ne eksik ne fazla birebir devam etmekteyim alttaki trabzanını hemen giriyorum 1 2 3 diğerini alıyorum 2 3 artık bunu daha fazla götürmemize gerek yok hemen keselim ki evet bir defa doluyorum bakın giriyorum 1 2 3 bir defa doluyorum şöyle alıyorum sık iğne çevirmemize bile gerek yok sadece görürsün diye ördüm bakınız trabzanlarımızı burada 12 tane başlamıştık 2 4 6 8 10 ve 12 trabzanımızı çıtırlarımızın üzerine ördüm şimdi artışımı yapmak için buradaki bulunan noktadayım pembe ipimizle ördüğümüz bölüme bir defa başını dolayarak giriyorum 1 2 3 ilk artışımı yapıyorum tamam başını doluyorum aynı yere batıyorum bir tane daha artış yaptım ve iki tane zincirimi çekiyorum. 1 2 Yani bir sonraki sıramızda bir çıtırımız fazla olacak. Bir çıtır fazlalaştırdık iki artışımızla. Evet tığımın başını doluyorum. 1 2 3 Tekrar doluyorum. 1 2 3 Araya iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımı ördüm. Bir sonraki sıra için, önüm için gerekli olan artışımı kazandım böylece bakınız. Şimdi şöyle baktığımız zaman bir dahaki rengimizde aynı rengi kullanmayı düşünmüyorum. Renk değiştireceğim. Bir tane çıtır buraya fazla olacak. Sık iğne ile bitirmiştik. İki arttım. Bir tanesini trabzanımı örüyorum. Bir tanesine yine sık iğnemi örerek bitirmiş oluyorum. Şimdi birer birer yine aynı şekilde bir tane çıtırımın üzerine bir tane sık iğnemin üzerine örerek ilerliyorum. Öncesinde sık iğne ile bitirdiğim için hemen batıyorum. Bakınız örüyorum. Şurada ipim çok katlı bir ip ipimiz. Bunun için yarımlamak istemiyorum. Yine de yarım oldu. Hemen tekrar düzeltiyorum ipimi şöyle alarak. Evet. Başını bir defa doluyorum. 1, 2, 3, tığın başında doluyorum. buradaki çıtırımın tepesinden bakınız şöyle tam saç örgüsü gibi olan kısmı alarak örüyorum bir çıtırım bir sık iğne bir çıtırım tekrar sık iğne doluyorum bir çıtırım bir sık iğne çıtırım sık iğne. Bir çıtırım. Bir sık iğne. Tekrar çıtırım. Sık iğne. Çıtırım. Sık iğne. En son sık iğnemle tamamladım ve kolumuzu da bu şekilde ördük hem çıtırımızın hem de sık iğnemizin üzerine birer birer trabzanlarımızı örerek geldim şimdi en son sık iğnemin üzerine trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum pembemin içerisine girerek bir trabzan tekrar aynı yere batarak iki trabzan örüp iki tane kolum için artışımı hem sağından hem solundan yapmış oluyorum toplamda dört tane artışımız oldu kolumuz için Arasına iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak 1, 2, 3. Bu kez yeni bir artış yapıyorum. iki trabzandan. Bu artışımız ise arkamıza devam edecek olan bölümümüzün artışları. Her zaman için bakınız iki tane trabzanım, iki zincirim, iki trabzanım bu yeleğimiz için yaptığımız artışımız şöyle Baktığımız zaman şimdi hem önümüzde hem kolumuzdaki yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz. Önce buradaki sık iğnemin üzerine trabzanımı örüyorum. Çıtırıma, sık iğneme, çıtırıma, e, sık iğneme, çıtırıma, sık iğne, çıtır, sık iğne, çıtır şeklinde trabzanlarımızı örüyoruz. En son sık iğnemi ördükten sonra iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı araya yerleştiriyorum ve yine bir sık iğne bir çıtır bir sık iğne bir çıtır şeklinde trabzanlarımı yerleştirip en son sık iğnemle bitirip iki trabzan iki zincir iki trabzanımı araya yerleştiriyorum bir tane trabzan sık iğne üzerine çıtırın üzerine sık iğnenin üzerine şeklinde örerek ilerliyoruz şimdi geçişimizi yapalım ee, diğer kısımları tamamladıktan sonra görüşelim sık iğnemin üzerine ördüm tığımın başını doladım bakın şöyle arkadan tüm alıyorum 1 2 3 sık iğnemin üzerine örüyorum katlı ipler biraz daha zahmetli oluyor sanki bakınız örmesi 1 2 3 1 2 3 çok çok kolay lütfen hiç sıkıntı yapmayın sadece ben şöyle çevirmeyi gör, görmenizi istediğim için çevirmiştim. Hiç çevirmeden bu şekilde seri seri örebilirsiniz. Bakın illaki şöyle çevirmenize gerek yok. Evet. Bütün bölümlerimizi örelim. Sonrasında görüşelim. Trabzan sıramızı da örerek geldim. Her bölümümüzde İkişer ikişer artışımızı ve aralarına zincirlerimi çektim bir tane sık iğne üzerine bir çıtır bir sık iğne bir çıtır üzerine trabzanlarımızı ördük yine artışlarımızı iki olarak yaptık uç noktamıza geldik üç nokta uç noktamızda en son çıtırımın üzerine ördüm iki tane kenar trabzanımız var hemen sık iğnemin üzerine bakınız 1 2 3 Zincir çekerek örmüştük. Lütfen zincir çekelim. Şöyle minik bir yuva gibi oluyor. Bakınız örmesi gayet düzgün oluyor. İki defa ördükten sonra geçiş yapacağım. Rengimi alıyorum. Bu rengimle kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Ama öncesinde bakınız ipimizi neden sürekli kesiyoruz. Eğer burada kalıp sadece renkli bir hareket ettirsek bile buradaki beyazımız bir yönü ters. Bir yönü düz denk gelebileceği için kabartılar e, oluşacak. Yani şu görünümü ulaşamayacağız. Yani Mecburen hep bu düz yönden örmemiz gerekmekte. O yüzden e, her ikisini de yani her seferinde beyazımızı koparmamız gerekmekte. Örerken alta gizlediğimiz zaman merak etmeyin hiç sıkıntı olmayacaktır. Alta gizleyerek örelim. Örgümüz bittiğinde çok şık bir örgü olarak karşımıza çıkacak. Evet, bir tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum ve hemen iki tane sık iğnemi örmeye başlıyorum. Şöyle iplerimi alıyorum. Biraz önce göstermek için daha sonra geçirmiştim bakınız altına. Ama şimdi örerek gizlemek istiyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın ilk trabzanımın üzerine ilk sık iğnemi örüyorum batıyorum bir zincirimi çekmiştim daha sonra ikinci bakın trabzanımın üzerine ipimi de gizleyerek şöyle ikinci sık iğnemi de örüyorum İki tane sık iğnemi ördüm şurası e, kabartılı gibi oldu hoşuma gitmedi hemen şöyle ipimi sıkıştırmak istiyorum batıyorum ikincinin hem ipimi gizleyerek üzerine batıp sık iğnem örüyorum bakın gayet güzel gizlendi şimdi iki defa başını doluyorum üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum iplerim bakınız arada kalıyor 1 2 3 ve 4 hemen dibine kendisinin çıktığımız yere batıyoruz bakın trabzanı çıkarttığımız yere batıyoruz bir sonraki trabzanın üzerine sık iğnemi yeniden örüyorum iplerimi de arada tutarak gizliyorum. Bakın hiç rahatsızlık vermiyor. Sık iğnemi ördükten hemen sonra iki defa dola yandaki trabzanın üzerine batıp dört defa da al yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Hemen trabzanımın çıkış noktasına gelerek batıyorum. İplerim gizli. Bir sonraki trabzan üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum. 2 defa başını doluyorum. 1 2 3 4. Tırabzanımın dibine gelerek batıyorum. Şuradaki beyaz artık keselim daha fazla götürmemize gerek yok. Yeteri kadar alta gizledik. Evet, şöyle görelim. Hemen bir tane sık iğnemi örüyorum. 2 defa doluyorum. Batıyorum. 1 2 3 ve 4 hemen trabzanımı çıktığı yere batıyorum bir sonraki trabzana bir sık iğne iki defa dola trabzana bat dört defa da çek trabzanın dibine girip kapatıyorum bir sonraki trabzana bir tane sık iğne iki defa başını doluyorum dibine batıyorum hemen Trabzanımın dibine battım. Son trabzanımın üzerinde bir tane sık iğne yapıyorum ve birinci grubumuzu önümüzü bu şekilde tamamladık. Bir tane çıtırımızı artırdık. Bakınız birinci çıtır, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Yukarıda beş tane vardı. 1 2 3 4 5. 6 oldu. Bir sonraki sırada 7 8 9 diye birer artışımızı yaptığımız için ilerleyip gidecek. Evet şimdi Son sık iğnemizden sonra iki tane ara zincirini çekiyorum. Renklerimizde artış yapmıyoruz ve diğer bölümün ilk trabzanına gelerek bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemin üzerine iki doluyorum. Trabzanıma batıp dört defa da örüyorum. İki, üç, dört. Trabzanımın dibine batıyorum ve çıtırım örüyorum. Bir sonraki trabzana sık iğne, iki dola diğer tırabzana batıp 4 defa da yeni tırabzanımızı ör. Dibine bat. Bir sonraki tırabzanın üzeri sık iğne 2 dola. Yanındaki trabzan'a bat. Dibine bat. Bir sonraki trabzan sık iğne 2 dola. Diğer trabzan'a bat. 4 defada al. Hemen trabzanın kendi dibine bat. Bir sonraki trabzana sık iğne 2 dola diğer trabzana 2 3 4 defa dal kendi dibine bat. Bir sonraki trabzana sık iğne 2 dola yandaki trabzana batarak 4 defa da çek kendi dibine batıp bakınız çıtır çıtır bu şekilde örerek ilerlemekteyiz. Bir sonraki trabzana sık iğne 2 dola dibine bat bir sonraki trabzan sık iğne örüyorum 2 doluyorum dibine batıyorum bir sonraki 2 doladım trabzanımı örüyorum 4 defada kendi dibine batıyorum ve bölümümün son sık iğnesini ördükten sonra iki tane zincir çekip diğer tarafın ilk trabzan üzerine batıp sık iğnemi örüyorum ve görmüş olduğumuz bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz renkli sıramızı çıtırlarımızı muntazam bir şekilde örerek ilerleyelim İkinci çıtır sıramızı örerek tamamladık. Önlerimizde pembe rengimizle 5 tane çıtırımız vardı. Yeşil rengimizde 2, 4, 6 oldu. 2, 4, 6. Kollarımıza bakalım. Kollarımızın her iki yanından arttığımız için 2 tane fazla olması lazım. 2, 4, 6, 7. Yani burada 9 tane çıtırımızın olması gerekmekte. 2, 4, 6. 6 8 ve 9 çıtırımız var. Diğer tarafa bakalım. 2 4 6 8 ve 9. Arkamız zaten önemli değil tek kendisi olacağı için 2 tane artmış olacak. Yine bakalım. 2 4 6 8 10 11 burada 13 olacak yani. 2 4 6 8 10 12 ve 13. Her iki tarafından artış yaptığımız için arkalarımız ikişer kollarımız ikişer ikişer çatır artışını yaparak ilerleyeceğiz şimdi beyaz rengimizde tekrar örmeye başlıyoruz ipimi alıyorum rengimi koparmadım geçişlerimizi rengimizin kendisiyle yapalım son sık iğnemizi şöyle bakınız iki tane kenarda sık iğnemiz olacaktı bir tanesini ördüm en sondakini batıyorum alıyorum şu şekilde Beyaz ipimin uç kısmına aldıktan sonra geçişimi beyaz rengimle yapıyorum, kapatıyorum. Zincirlerimi çekiyorum 3 tane, şöyle sıkıştırıyorum, yeşilimi buradan kesiyorum. Bir tane minik düğümü attıktan sonra alta gizleyerek örüyoruz örgümün yönünü çeviriyorum buradaki zincirim son ördüğümüz sık iğnemizin üzerindeki trabzan oldu örgümün yönünü çeviriyorum bir defa doluyorum iplerimin her iki rengini şöyle elimle tutuyorum arkaya bastırıyorum ve tığımın başında dolamıştım bakınız ikinci sık iğnemin içerisine girerken arkadan gizlediğim iplerimi de alıyorum 1 2 3 defa da örüyorum. 2 kenar trabzanım örülmüş oldu. Tığımı başını doluyorum. Bir çıtırımdan bir sık iğnemden bir çıtırımdan bir sık iğnemden trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bakınız şuradaki görmüş olduğumuz saç örgüsü gibi olan bölümleri örüyoruz. Bir çıtır bir sık iğne, bir çıtır bir sık iğne şeklinde devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzanımı ikişer ikişer artışlarımı yaparak örüp geldim. Bir tane çıtırımızın üstüne bir sık iğneye bir çıtıra bir sık iğneye şeklinde trabzanlarımı ördüm. Her bir bölüm için iki trabzan iki zincir iki trabzan artışımı yaptıktan sonra uçtayım. Bir tane sık iğnemi ördüm. sık iğnemin üzerine trabzanımı ördüm. Diğer bakın zincir çekmiş olduğum bölümün içerisine girerek son trabzanımı örüyorum. En son ilmeği hangi rengi öreceksem o rengimle geçişimi yapıyorum. Bakın sarımı kullanıyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip buradan beyazımı kesiyorum. Tek yönden ördüğümüz için beyazımızı. Bir tane minik düğümümü attıktan sonra ipimizi alta gizleyerek örmeye başlıyoruz. Tıpkı pembemizde yeşilimizde yaptığımız gibi örgümün yönünü çeviriyorum bir zincirimi çektikten sonra ilk başlangıç yerine kendi trabzanımın tepesine batıyorum İplerimi alıyorum ikinci sık iğnemi de iplerimi araya alıp gizledikten sonra örüyorum daha sonra iki defa doluyorum sıradaki bakınız üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 3 ve 4 kendi dibine batıyorum ipimi arada gizledim bir sonraki trabzanımın üzerine sadece sık iğne batıyorum iki defa doluyorum takip eden trabzanımın üzerine 4 tane örüyorum 4 defa da örüyorum dibine batıyorum bir sonraki trabzanıma sadece sık iğnemi örüyorum iki defa başını doluyorum takip eden trabzanımın üzerine batıyorum 4 defa da trabzanımı örüyorum ve hemen dibine giriyorum bir sonraki trabzanıma sık iğnemi örüyorum artık yeteri kadar uzaklaştık bakınız buradan ipimi daha fazla yürütmeme de gerek yok Evet sık iğnemi ördükten sonra iki doluyorum takip eden trabzanıma batıyorum 4 defa da çektikten sonra dibine batıyorum ve ikişer artışlarımı yaparak yeterli roba ölçüsü olana kadar bir sıra beyazımızı bir sıra renklerimizi örerek büyütüyoruz. Yeleğimizin roba kısmını yeterli ölçü olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 sıra çıtırımın olduğu yeri ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 sırada düz trabzanlarımızın olduğu yeri güzelce çalıştık. Şimdi kolumuzu birleştireceğiz. Benim ipimin biraz kalın olduğunu söylemiştim. Yani kalın değildi biraz dolgun. Eğer ince ise, roba ölçüsü yeterli değilse biraz daha siz birkaç sıra daha örmeye devam edebilirsiniz. Aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şekliyle artışımızı yapalım. Üzerindeki çıtırlarımızı aynı şekilde çalıştık çalışalım. Şimdi ben kendi ölçümü santim olarak vermek istiyorum. Bakınız kol ayrımını yapacağım için beyaz ipimle örerek geldim. Şimdi beyaz ipimin bulunduğu noktadan ölçümü veriyorum. Çünkü buradan itibaren örüyoruz. Evet mensurumu aldım. Hemen başlangıç yerine tuttum. Ve sonunda bakınız 10 santim şöyle bakın. Tam şurada 10 santim olduğunu Görüyorum, 10 santim de benim roba ölçüm için yeterli. Şimdi kolumuzu tam artışlarımızın bulunduğu yere kadar öreceğiz. Şöyle görelim. Şuradaki yeşil zincirimin içerisine de iki tane artışımı yapalım. En son sık iğnemin üzerine ördüm. Artışımı yapıyorum bir ve. 2. Her iki tane ilmeğimiz bakınız bir tane sık iğneydi. Bir tane trabzanlı olan çıtır bölümümüz bir tane sık iğne. Yani iki tane ilmeğimizi bir tane daha artmış olduk. Şimdi kolumuzu birleştirirken şu şekilde tutuyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Bakınız kol ayrım yerimizden Diğer kol ayrımı yerimiz, yani artış yerlerimizin bulunduğu noktayı birleştiriyoruz. Kolumuzun rahat olması için birkaç tane zincir çekmemiz yeterli. Burasını çok geniş ördüysek zincir çekmeden de birleştirebilirsiniz. Ama kolda biraz daha rahatlık olması için zincir çekmemiz yerinde bir davranış olacaktır. Ben çok Fazla zincir çekme taraftar değilim, o yüzden iki tane daha çıtırımız olacak şekilde artışımızı yap, e, dört tane zincir çekelim, iki tane kol altımızda da artışımızı yapıp gövde kısmına rahatlık verelim. Onun için iki artışımı yaptıktan sonra buradan bir, iki, üç, dört. İki tane çıtırlık zincirimi çektim ve büküyorum şu şekilde. Şuradaki görmüş olduğum yeşil ilmeğin içerisine, zincirimin içerisine giriyorum. 1 2 3. 2 tane artışımı yapıyorum. Kol altımız için 4 zincir çektik, arkaya geçtik, arkanın ayrım yerinde 2 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 1 tane sık iğnemin üzerine batıyorum bir tane çıtırımın üzerine trabzanım örüyorum. Bir tane sık iğnemin üzerine, bir tane çıtırımın üzerine. Hemen düzeltiyorum. Şöyle iki katı alalım. Yani ikisini de alalım ki e, düzgün dursun ölçümüz. Sık iğnemin içerisine, çıtırımın içine. Sık iğneye ve çıtırımıza diğer kol altına kadar örerek ilerleyelim. Evet trabzanlarımızı örerek geldim. Birer birer bakınız hem çıtırımıza hem sık iğnemize ördüm. En son buradaki sık iğnemin içerisine örüyorum. Arkamızı. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tekrar iki defa artışımı yapıyorum. Şuradaki bölümümüze bakınız arkamızdan. kolumuza geçiş yerimize iki artışımızı yaptık. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. 4 zincirimizi çektikten sonra kolumuzu bükelim ve yine yeşil 2 zincirimin bulunduğu ön ayrım yerine geliyorum. Ve tığımın başını doluyorum 4 zincirden sonra iki artışımı da buraya yapıyorum. Yani iki tane trabzanımı da zincir içerisine girerek örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sık iğnemin üzerine batıyorum. Sonra çıtırımın üzerine batıyorum. Sık iğnemin üzerine başa kadar bu şekilde ilerliyorum. Son trabzanımızı da burada bir zincir çekerek ördüğümüz sık iğnemin içerisine giriyorum. 1, 2, kapanışı yine Diğer rengimle yapıyorum ve sırayı takip ediyorum. Sıradaki ipim sarı rengim. Sarı rengimi alıyorum. Beyazımla yapmam gereken son kapanışı sarı rengimle yapıyorum. Şöyle kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Beyazımı şöyle asılıyorum. ve buradan kesiyorum. Örgümün arkasını çevirerek hemen. Dilerseniz tabi bir tane de düğüm atarsanız içiniz daha rahat olur. Herhangi bir sıkıntı oluşacağı için değil ama işimizi bir her zaman garantiye alalım. Evet şöyle ilmeğimi geçiriyorum ve başlıyorum. İplerimi alıyorum bu yöne arkasına mutlaka alalım hemen dibine batıyorum dibine batarken de bu iplerimizi saklayalım bakınız Şuradaki bölüme batmam gerekiyor. Hemen alıyorum. Batıyorum. İkinci tırabzanıma batıyorum. İkisine battıktan sonra iki defa doluyorum. Sıradaki tırabzanımın üzerine batıyorum. Yine çıtırımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 Dört. Ama öncesinde şöyle modelimizin e, nasıl durduğuna yani yeleğimizin roba kısmının nasıl durduğuna bakalım. Kol birleştirdikten sonra bakınız e, yeleğimizin roba kısmı bu şekilde durmakta. Şöyle görelim. Dörder zincirlerimizde iki tane çıtırda her iki kol altına yerleşecek. Sol tarafa ve sağ tarafa. Kol altımızın bulunduğu noktaya kadar örerek geldim bütün çıtırlarımızı. Şimdi tam zincirin yanındaki son trabzana bir tane sık iğnemi çalışıyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. İlk zincirime girerek 1, 2, 3, 4 tane zincirim yani 4 defa da trabzanımı alıyorum. Hemen aynı zincirin dibine batıyorum ve bir sonraki zincire sık iğnemi örüyorum. Tekrar iki defa tığımı başını doluyorum. Bir sonraki zincirimin içerisine girerek trabzanımı dört defa da örüyorum. İki, üç ve dört. Hemen dibine batıyorum. Ve arkaya geçerek ilk trabzanımı örüyorum. İki defa başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Trabzanımı ördüm. Dibine batıyorum ve bir tane sık iğne. İki defa başını doluyorum. Bir sonraki bölüme batıyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve bu şekilde çıtırlarımızı örerek ilerliyoruz. Şöyle görelim. Diğer kolumuzda aynı şekilde çalışalım. Bir sonraki sırasında yine trabzanımızı örelim ve yeleğimizi büyütelim. Yeterli ölçüye ulaşana kadar kol altından örmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çıtırcık çalıştık. Ve şöyle ölçü olarak bakalım santim ölçümüze. 18 santim. Yeleğimizin tüm olarak boyuna bakalım. 27 santim. 27,5 santim. Şimdi en son bir sıra trabzanımı örmüştüm. Ve diğer uçta kaldım. Bakınız şurada hemen tığımızı alalım son sıramızı örelim en son trabzan ördüm bir iki tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum son sıra tığımın başını doluyorum tam araya giriyorum iki trabzan arasına tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum tek seferde tığımın başını doluyorum sırası ile diğer uca kadar Ters yönden tığımızın başını dolayalım. Tam ara noktaya girerek trabzanımızı örelim ve son sıramızı bu şekilde belirlemiş olalım. Şöyle görelim. Bakınız. Ön düze durma şekli. Evet. Devam edelim. uç noktaya kadar geldim. Bakınız. Şu şekilde. Şimdi dönüşümüzü yapıp yukarıya doğru ilerleyelim. Yine arka kısımdan örmeye devam ediyoruz. En son trabzanımın olduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Bakınız bir tane vardı ikinci örüyorum. Üçüncüyü örüyorum ve dördüncüyü de örüyorum. Dönüş olduğu için burasında dört tane olması güzel olacaktır tamam başında oluyorum. Bir tane renkli olan bölüme girerek örüyorum. Bir, iki defa trabzanım örüyorum. Bir tane renkli. iki defa beyaz trabzanımın içerisine giriyorum. Yine başını dolayıp tek sefer çekiyorum. Bir tane Renkli olan bölümden yukarıya doğru iki defa beyaza batalım, bir tane renklere batarak yukarıya doğru ilerleyelim. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Şimdi sıramızın dönüş yerindeyiz. Bakınız, iki defa örmüştüm. Tığımın başını doluyorum. Bir defa daha batıyorum. 3. Dördüncü kez batıyorum ve sonrasında yan devam eden trabzanlarımı birer birer aralarına girerek örüyorum. Yine aynı şekilde başını doluyorum. Ana gövde arasından giriyorum. Yine ters taraftan örüyoruz. Geleğimizin diğer öne doğru yakamızı örerek ilerlemekteyiz. Şu araya girmeyelim. Diğerine batalım. Yakamızın yuvarlaklığını versin. Şöyle görelim. Evet aşağıdan yukarıya doğru yeleğimizin önünün bir tanesini çalıştık. Buradan yakamızı tamamladık ve diğer taraftayız. Bakınız diğer tarafın yakasını çalıştım. Şimdi dönüşümüzü birlikte yapalım. Bir tane trabzanımız burada var. Hemen ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü, dördüncüyü örüyorum. Yine diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi bir tane renkliye, iki tane beyaz trabzana ekliyoruz bir tane renkliye iki tane trabzanımızı beyaza batıyoruz 1 1 ve 2 bir bakın renkliyimizi sık iğneme giriyorum iki tane de trabzan'a aşağıya kadar ilerleyelim uç noktaya kadar örerek geldim. Diğer tarafta bakınız iki defa batmış olduğum bölüm vardı. Bir zinciri çektim. İlk başlangıç noktamız yanına trabzan örmüştüm. İki defa da burada battım. Hemen zincirimin bulunduğu araya giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Ve ipimi buradan keserek içeriye gizliyorum. Evet yeleğimizin ön kısımlarını örerek tamamladık. Şimdi kolumuzu bir sıra trabzan ve sık iğne örerek tamamlayalım. Diğer kolumuzu ben ördüm. Şimdi bu kolumuzu alt kısmından başlayarak örelim düz yönden örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve kol altından girişimi yapıyorum hemen batıyorum 1 2 3 yandan geçiyorum 1 2 3 bakınız hemen dibine değil birazcık ileriye geçtim paralel duran trabzanımı iki tane örüyorum Sonrasında tıpkı modelimizin içinde çalıştığımız gibi bir tane sık iğneye bir tane çıtırımıza trabzanımızı örelim. Bir sık iğneye bir çıtıra, bir sık iğne bir çıtır, sık iğne başlangıç yerine doğru ilerleyelim. Evet başlangıç yerimize kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi ilk zincir çekerek ördüm. Trabzanıma batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Arkasını çevirdim. Hemen bir tane dibine batıyorum. Bu kez üstteki minik gözlerin içerisine batıyorum. Ve sık iğne olarak örüyorum. Minik gözleri batıyorum. başlangıç yerimize kadar birer birer sık iğnelerimizi bakın başını dolamadan batıyorum, çekiyorum, kapatıyorum. Batıyorum, çekip kapatıyorum. Evet, başlangıç noktasına kadar sık iğnemizi örerek geldim. Hemen batıyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra keserek kolumuzu tamamlamış oluyoruz. Yaka kısmımıza bağcık çalışmak için zincir çekmek istiyorum. Dileyen arkadaşlarımız kordon çalışması da yapabilirler. Şöyle gevşek bir şekilde dilerseniz büyük numara tığlarla da yeterli olacak kadar zincirimizi çekelim. 1 metreye yakın zincirimi çektim şu şekilde. şimdi yakamızdan bu beyaz trabzanımızın bulunduğu bölümden geçirmeye başlıyorum uç noktasını alıyorum. Giriyorum. Dilerseniz çengelli iğneyle de çalışabilirsiniz. 3 tane trabzanımız üstte. 3 tane trabzanımız altta. 3 trabzanımız üstte. 3 trabzanımız altta olacak şekilde geçirerek diğer uçta görüşelim. Zincirimizi geçirdikten sonra pomponumuzun bir tanesini uç kısmına taktım. Diğer e, zincir ucuna birlikte takalım. İpimi alıyorum hemen uç kısımdan değil biraz içerden zincirimi alıyorum diğer pomponumu bağlamış olduğum ipimi alıyorum sıkıca düğümümü atıyorum ve bu şekilde yeleğimizi pomponlarımızı da bağladıktan sonra tamamlamış oluyoruz Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizi de bu şekilde tamamladık. En son pomponlarımızı ördük. Şöyle genel arkadan görünümünü görmekteyiz. Yeleğimizin iç kısmına bakalım. Şöyle değiştiğimiz yerlerde bakınız kesinlikle ilmeğimiz, ipimiz herhangi bir sıkıntı olmamakta. Örerken gizlersek çok daha güzel sonucumuz alırız. İlk ben sadece e, görünmesi daha net olsun diye sonraya bırakmıştım ama hepsini sizler örerek gizleyin. Evet bir çalışmamızda bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.